İnsanlara doğruyu göstermek peygamberlerin sünnetidir. Cemalüddin Sarsari Hazretleri Hanbeli mezhebi fıkıh alimlerindedir. 588, miladi 1192'de doğdu. 656, miladi 1258'de Hülagu'nun Bağdat'ı istilasında şehit edildi. Nasihat etmek hakkında şunları buyurdu. Müslümanlara ve bütün insanlara nasihat etmek, doğruyu göstermek ve öğretmek, peygamberlerin sünnetidir. Allahü Teala, Kur'an-ı Kerim'de, bütün peygamberlerini nasihat edici olarak gönderdiğini bildirdi. Ebu Hüreyre'nin, radıyallahu anh, rivayet ettiği hadisi şerifte, Resulullah Efendimiz, sallallahu aleyhi ve sellem, din nasihattir, din nasihattir, din nasihattir, buyurdu. Müslümanlara nasihat, onlara şefkatli olmak, büyüklerine hürmet ve hizmet, küçüklerine merhamet göstermektir. Onların sıkıntılarını gidermek ve kendilerini saadete çağırmaktır. Bütün insanların İslamiyet'i sevmeleri için nasihat, onları imana davet etmek ve küfrün kötülüğünü anlatmaktır. Hazreti Ömer, radıyallahu anh, buyurdu ki, kusurlarımı bana gösteren kişiye Allahü Teala rahmet etsin. İmam-ı Zühri diyor ki, Süleyman bin Abdülmelik'e şu sözleri söyleyen kişinin sözü gibi bir söz duymadım. O kimse ona, ey müminlerin emiri, benden dört kelime işit ki, bu dört kelimede, senin dininin, saltanatının, ahiretinin ve dünyanın salahı, doğruluğu vardır, dedi. Süleyman bin Abdülmelik, bu kelimeler nelerdir, deyince o kimse, kimseye, yapmayı istemediğin bir şeyi vaat etme. Çetin meselelerin kolayca hol olması seni gururlandırmasın. Biliniz ki, her amelin bir karşılığı vardır. Akıbetten sakınınız. Daima sakınma üzere bulununuz, dedi. Süleyman bin Abdülmelik, Ebu Hazım Seleme bin Dinar'a, bu halifelik meselesinde kurtuluş yolu nedir, diye sordu. Ebu Hazım, eğer dediğimi tatbik edersen kolaydır, dedi. Süleyman bin Abdülmelik, o nedir, diye sorunca Ebu Hazım, ancak helal olan şeyleri al, onları hakkı olan yerlere sarf et buyurdu. Bunun üzerine Süleyman bin Abdülmelik, buna kimin gücü yeter, deyince Ebu Hazım, Allahü Teala'nın seni tayin ettiği yere, tayin edilen kimsenin gücü yeter, buyurdu. Süleyman bin Abdülmelik ona, bana nasihat et, deyince Ebu Hazım, ey müminlerin emiri, bu iş, sultanlık, sana ancak ölüm karşılığı verildi. Senden öncekiler de böyleydi. Ölüp, bu işten uzaklaştılar. Ey müminlerin emiri, Rabbinin emrettiklerini yapıp, yasak ettiklerinden uzaklaşma hususunda her zaman dikkatli ol. Ey müminlerin emiri, ne infak etmişsen, o şey seni hayra veya şer götürür. Sen dilediğini seç, dedi. 9 Eylül 2020 Türkiye Gazetesi, bizim sayfa, Vehbi Tülek.